Sen hangisini istiyorsan başla. Hayır, ana dedin ya. Ana duası almış dedin ya, almamış dedin ya. Ana duası dedin ki almamış dedin. Evet, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu akşam gene Mehmet amcamı dinliyoruz. Evet. Söyle sen ne istiyorsan anlat. Dur kafaya gelsin de ben çünkü... Unutma. Tamam. Ana demiştim değil mi ben? Anlat. Hani ana duası almamışsın demiş ya. Aklına geldim. Hoca talebelerini oku diyormuş. Tamam. Hoca biraz alim hocaymış. Şey derken talebenin birisi demiş ki hocam benim kaç günden beri sıkıntım var böyle rahat edemiyorum. Bir okuyuversen demiş. Bu sıkıntım geçse. O da bakmış da yüzüne. Ha oğlum demiş. Ben seni ne kadar okusam senin bu sıkıntın geçmez demiş. Geçmez demiş. Ağrı'da bir talebe görmüş de talebe çağırmış. Gel sen gel buraya buraya. Bak şunu bir okusam demiş. Çok tesir eder. Neden? Sen demiş hiç ana duası almamışsın. Sen anayı hep üzmüşsün. Hep eziyet etmişsin. Anan seni hiç dua etmemiş demiş. Çocuğun aklına başına gelmiş. Hemen gitmiş köyüne. Yani anasının elini ayağını kapanmış. Demek isteyeceğim. Ana duası. Peygamberimiz şeye Cuma hutbesini çıkarken çıkmaz dedim aşağıda. Caminin içinde Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Peygamberimiz burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün. Üç sefer söylemiş. Cebrail'e mi söylüyor? Bu Cebrail görmüyor. Aşe'yi görmüyor. Ha. Peygamberimiz konuşuyor onu görüyor. Ha. Ondan soruyorlar ya Resulallah. Kimin burnu sürtülsün? Anası babası yanında ihtiyarlayıp da cennete girmeyenlerin burnu sürtülsün. Yazıklar olsun, yazıklar olsun Aynen. diyor. Bak. Nedim bak inceliği bak. Ya. Anası babası yanında ihtiyarlayıp da cennete girmeyenlere yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun diyor. Hani peygamberimiz bir gün böyle gezerken giderken şeye mezarın yanından geçiyor. Geçerken peygamberimiz Allah gör dediği zaman görüyor. Duy dediği zaman diyor. Peygamberimiz kendinden bir şey olmuyor. O mezarın içindeki feryat figan duyuyor. Hemen gidiyor oraya. Mezarın başına gidiyor. Bakıyor içeride feryat figan, feryat figan. Peygamberimiz Allah gösteriyor onu. Gösteriyor. Ondan sonra diyor ki bu mezar kimin? Bu mezar diyorlar 3-4 gün oldu. Genç birisinin. Bunun anasını çağırın gelin. Annesi gelmem diyor. Peygamber çağırıyor. Ha o zaman peygamber itiraz var mı? Geliyor. O bak diyor senin evladın işkencinde. Dua et bak geçti çok ateşler içinde. Bilin. Öyle cehennem öyle bir şey ki içinde ki diyor. Şey olsun. Dua etmem diyor. Etmem diyor. Gel gör, gel sen de gör diyor. Allah-u Teala onu gör. Bir görüyor ki oğluna feci işkence, yanlı ateşler. Hemen dua ediyor. Tesirini geçiriyor. Böyle oğlu rahatlayıp görüyor. Hani o yüzden ana. Ondan sonra baba. Yalınız diyor ki dediğimiz baba bedduası almayın. Bak ananın geriliyor da baba bedduası almayın. Baba bedduası almayın diyor. Babanın bedduası geçer. Ana şey olduğu için, merhamet şeysi olduğu için, biliyor musun? Mesela diyelim ki, 100 merhamet geldiyse dünyaya, 99'u Allah-u Teala'nın elinde, hatta 99,5'u yarımı insanlar üzerinde. İnsanlar üzerindeki merhamet bu kadar. Allah'ın merhameti çok büyükmüş. Allah bizi merhamet etmemiş olsa, şu nimetleri yemeğimiz, şu günahkar kullarına, böyle, şuna bak ya. Şuna bak ya. O yüzden hani ana. Ana merhamet şeysi o da babanın şey olmuyor. Babanızın bedduasını almayın diyor. Bak. Evet. Her tarafta ana diyorlar. Baba bedduasını almayın diyor. Emzirdiği için diyorlar. Ya. Onun için geçmezmiş. Allah Allah. Allah Allah. Ya Kaya Bey durum bundan ibaret. Sen de ana duası aldın, baba duası aldın. Ama bu çok almıştı, çok severdi anasını. Bak şöyle var, Kaya'nın de kanalına abone olmayı unutmayın. De. Bizim dualarımız alıyor, bizim dualarımız alıyor. Hacı söyle, de Kaya'nın kanalına abone olmayı unutmayın de. Kaya'yı anlamadım ki Kaya. Kaya'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Kaya Bey'in kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim, sağ olun babacığım. Çünkü evet. Mehmet Ali Başkan anlattı. Veysel Karani Hazretleri mesela hani Veysel Karani bir anasının şeysine peygamberimiz bir rivayet gör bilmiyorum ama hani ben peygamber olmasaydım Veysel Karani olur diyor. Bak
beyti de vardı, onu şey diyeyim. Anasından destur alıyor. Hani deve çobanı. Destur alıyor, peygamberimiz görecek, görmek için diyor. O çölleri geçiyor. Peygamberimiz seferde miydi? Neredeydi? Görmeden yalnız annemi söz ver, anamı söz verdim ben diyor. Akşam evimde olmam lazım diyor. Selam söyle diyor. Kapının arkasından Ayşe anamızla. Allah'ım. Ayşe anamızla konuşuyor. Allah'ım. Konuşuyor böyle. Ayşe anamız ona bakıyor. Ondan sonra gidiyor. Peygamberimiz geliyor da sonra kapıda Veysel'in nurunu görüyor. Kim geldi diyor. Ahmet Mert mi geliyor? Karan köyünden diyor. Veysel isminde birisinin geldi diyor. Sen onu gördün mü diyor. Aslında gördüm ya Resulallah diyor. Değil. İnsan mı var abi? Değil değil. Yok yok. Yok kapı Mehmet amca. Nurten içeride bir şeyler yapıyor. Ne bileyim ben ya. Ha, sen anlat. Ha, deveyle dedin. Ha, sen diyor. Gördün mü onu diyor. Gördüm ya Resulallah diyor. Onu bakıyor. Peki Ayşe anamızın yüzüne bakıyor. Bakıyor da mescide gidiyor. Şeye gidiyor mescide. Veysel'i gören gözleri gördü bu gözlerde diyor. Allah Allah. Şimdi Veysel Karani hani peygamberimiz öldükten sonra bu hırkayı diyor Veysel'i verin. Burada kırkı galiba bu şeydeki hırka içerisindeki galiba Veysel'i verin diyor. Aynen. Hazreti Ömer arkasını atlılarla beraber Hazreti Ömer atla Karanköy'ün şeye gidiyorlar. Yemen'e gidiyor. Yemen'e gidince Veysel, 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 Veysel herkes Veysel var ama Hazreti Ömer'in aradığı Veysel o değil. Tanımıyor ki. Hazreti Ömer tanımıyor. Yalnız diyorlar bir sığır çobanı var. Şey, deven çobanı var. Veysel şeyde dağda. Evet. Hazreti Ömer bir de onu göreyim diyor. Gidiyor. Bir tepeden şöyle çıkınca Hazreti Ömer'i görüyor orada. Tanımıyor kim oldu. Hattab'ın oğlu Ömer diyor. Resulullah'ı kayıp mı ettik diyor. Veysel Karani diyor buna. Ey Hattab'ın oğlu Ömer diyor. Hattab'ın oğlu Ömer, Hazreti Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer diyor. Resulullah'ı kayıp mı ettik diyor. Hemen elini kapanıyor, şehit kapanıyor. Veysel sen, onun dediği Veysel sensin diyor. Hani anasından destur aldı, evde durmadı. Kabe yollarını geçti, boyladı. Hani o çölleri geçti, doymadı, şey olmadı. Resulullah'ı evde bulmadı. Yemen çöllerinde Veysel Karani diye şeysi vardı onun. Veysel Karani diye. Hani şiirde ne dedi? Bir deveye bir akçeyi gülerdi. Onu da yemezdi, sadak ederdi. Daim Allah'ıma şükür ederdi. Yemen çöllerinde Veysel Karani. Hani Veysel'i kapıda gördü. Dedi Ayşe'ye eve kim geldi? Yemen yerinde Veysel Karani gördü. Hani ondan sonra işte hani Veysel Karani de ya. İnsan biraz da heyecanlandıktan sonra şey edemiyor. Sen beni mi arıyorsun ha? Evet. Allah Allah. Seni hatıra. Kapat. Başka bir şey başlayacağım. Tamam. Şimdi kapat biraz.